Dünya üzerinde binlerce halk yaşıyor. Binlerce kültür, binlerce dil, kısacası binlerce renk. Birbirinden farklı, bir arada. Bu topraklarda da öyle. Şarkılar da tıpkı halklar gibi rengarenk. Hangi melodiyle nece söylenirse söylensin, hep aynı şeyi anlatıyor. Aşkı, coşkuyu, özlemi, öfkeyi, acıyı. Yani hayatı ve insanı. Müellemiler Mezopotamya bölgesinde yaşayan çok eski halklardan biri. Bu halkın adı Süryani kitaplarında İslam fetihlerinden çok daha önce anılmaya başlanmış. Kökenleri konusunda sürekli tartışılmış. Haklarında yeterli bilgi olmayışının bilinmeyen nedenleri de olmalı. Müellemilerin M.Ö. 3000 yılında Arap Yarımadası'ndan yukarı Mezopotamya'ya gelmiş olduğu sanılıyor. Kimi kaynaklara göre müellemiler, bölgede bir dönem egemenlik kurmuş olan Akatların torunları. Dünya genelinde nüfusları yaklaşık 1,5 milyon kadar. Türkiye'de Mardin-Midyat bölgesinde yoğun olarak yerleşmişler ve nüfusları 500 bin dolayında. Mahallemilerin aslında merkezi Turabdin dediğimiz yerdir, coğrafyadır. Turabdin, Mardin şehir merkezi hariç Mardin'in doğusunu, Midyat'ı, Nusaybin'i, İdil'in önlerini ve Hasankeyf'i içine alan coğrafyanın adıdır Turabdin. Ve Mahallemilerin ana yurdu da Turabdin coğrafyasıdır. Turabdin'in kelime anlamı ibadet eden abid kulların yeri anlamında kullanılmaktadır. Daha çok zaten burası kültürle ibadetin beşiği anlamında kullanmıştır ki bu tanımlama çok doğrudur. Örneğin Hepsnas köyü de, yani şu anda içinde bulunduğumuz köy de insanların inzivaya çekilmek için kendilerini hapsettikleri yer anlamındadır. Köyün içinde büyük mağaralar, kuyular bulunmaktadır. İşte o abid kullar, o inançlı kulların inzivaya çekilmek için buradaki mağaralarda ve kuyularda günlerce aç susuz kalarak munzevi bir hayat yaşadıkları bizlere ulaşmıştır. Bahreyn'deki Eynil Muallem, yani Muallem'in Pınarı, Muallemi ismine kaynak olmuş. Muallem, arı, saf, berrak anlamına geliyor. Arap edebiyatında da güzel şiir ve kaside yazıldığında Keteb Kaside Muallemiye, yani çok arı güzel bir yazı yazmış denir. Birçok Orta Doğu halkı çocuğuna yer, toprak, coğrafya isimleri verdikleri gibi Araplar da çocuklarına bu kaynak suyun ismi olan Muallemi ismini verirlerdi. Mahallemilerin ekseriyeti Sünni, Müslüman ve Şafi olmakla beraber az sayıda da Musevi ve Hristiyan mahallemi vardır. Museviler 1948 ve öncesi ve sonrası İsrail'in kurulmasıyla beraber Cizre'ye, Nusaybin'e, Irak, Suriye ve oradan da İsrail'e göç etmişlerdir. Hristiyan mahallemilerin çoğu da Avrupa'ya göç etmiş bulunmaktadır. Şu anda bölgede çok az ama Hristiyan mahallemi de yaşamını sürdürmektedir. Ben Süryaniyim. Dört tane dil biliyorlar bu köyde. Bu köyüm Hallemidir, bu da Hallemidir. Bizim köyde Hallemidir, o da Hallemidir. İşte gidiyorum, Kürtler orada var, orada var, bilmiyorum ne. Karışık var, köyde karışık var. Kürtçe var, Arapça da var. Süryani gittiler, oldu 40 sene oldu gittiler. Süryaniler. Arapça biliyorsun, biliyorum. Kürtçe biliyorum. Süryani de biliyorum. Türkçe biliyorum ama az. Yok bizim aslımız, bizim aslımız bu köyde mi? Babam, annem hepsi bu köyde yaşıyorlar.
Başka koyu gitmediler. Ben bakıyorum kiliseler. Cemaat yoktur. Geliyorlar yazıdan bir ay geliyorlar gidiyorlar. Hani misafirler oluyor. Rahip bir selhe var. Bizim misafirlerimiz geliyorlar. Hani 10 kişi, 15 kişi geliyorlar. Onlara diyorlar gelin namaz istiyorum kıracağız. Geliyorlar. Süryani 60 hana vardır. Müslümanlar camiye gidiyorlar. Hristiyan kiliseye gidiyorlar. Biz seviyorum. Birbirimizi seviyorlar. Yani düşmanlık bir şey öyle bir şey yoktur. Birbirimizi seviyorlar. Müslüman mahallemilerle Müslüman olmayan mahallemiler arasında özellikle Hristiyan mahallemileri kastediyorum. Çok doğal bir ilişki hala sürmektedir. Yani hiçbir zaman din kaynaklı sorunlar çıkmamıştır ve sorun edilmemiştir. Ama Musevi olan mahallemilerle bir coğrafik kopuş olduğundan dolayı herhangi bir bağ kalmadı diyebilirim. Sadece varlıklarından haberdarız. Bu camiyi yaptık biz. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyorduk. Onlar da İncil'i okuyorlar. Bazen çıkıyorduk o arası var ya o sahayı. O bu tarafa çıkıyorlar o zaman bu tarafa yan yana geliyordu böyle karıştırıyorlar. Gelip yani böyle diyorlar kim Arapça biliyor, kim Süryanice biliyor. Kur'an-ı Kerim'de ben okuyordum, ben Kur'an-ı Kerim'de okuyordum. Bazen harfleri şey yapıyorlar. Arapça mesela diyecekler, bu taşların adı nedir? Ya, Arapça diyecek Hacer, Hacer taştır. Onlar diyor keyif. Keyif o yani taştır. Kefirci, kefirci taş. Her bu zaten Türkçe taştır. Süryani ve Mehlemilerin ilişkileri hep iyi olmuş. Bu iki halk, sık ilişkilerinden dolayı zaman zaman tek bir halk zannedilmiş. Süryani kadim Hristiyanların Mehlemi kültürüne katkıları olduğu gibi, Mehlemilerin de Süryani kadim Hristiyanlara büyük katkıları olmuş. وابوي لحده ماريا بنتنا انا مضيعه انا فضيعه زوجته امي Babam Süryanidir. Bu köylüdür. Annem de Hatay dört yoludur. Ermenidir. Ermeni soykırımında birçok insanı öldürdüler. Kaçabilenler kaçtı. Gruplar halinde kaçanlar oldu. Annem de bir şekilde Midyat Estel'deki bir mahallemi köyüne gelmiş. Daha sonra annem Estel'de binbaşı olan bir mühellemi ile tanışmış. Binbaşı anneme hiç çocuğunun olmadığını söylemiş ve onunla kalmasını istemiş. Annem de orada kalmaya ve bir yandan da binbaşının ev işlerini yapmaya başlamış. Babam da aynı evde para karşılığında oturuyormuş. Bir gün babam ibadetini ederken annem onu görmüş ve babama sen Hristiyan mısın diye sormuş. Babam da evet demiş. Sonraları annem babama onunla kaçmak ve evlenmek istediğini söylemiş. Babam kabul etmiş ve anneme Midyat'a metropolitin yanına gitmesini, sonrasında kendisinin de geleceğini söylemiş. Annem kaldığı evden kaçarak metropolitin yanına gitmiş. ما كملتوا اي
Babamla orada buluşmuşlar. Annemin kız kardeşi de bir süre binbaşının evinde kalmış ama sonrasında ne olduysa annem onu bir daha görememiş. Belki başka biriyle evlendirmişlerdir diye düşünmüş. Annemle babam metropolite durumu anlatmışlar. Evlenmek istediklerini söylemişler. Metropolit onların nikahını kıymış. بقت يدي واحدة ولحقت لأبوي صغيرة كانت ايه صغيرة اختها معها كانت صغيرة كانت هي عندن هي عندن يبعد شغل مسكة شغل مسكة جيري ايه بعد يدي daha sonra da bu köye yerleşmişler. Annem Türkçe dışında hiçbir dil bilmiyordu. Benim kardeşim askerlik yapmamak için Suriye'ye kaçtı. Orada yerleşik olan Ermenilerle, Süryanilerle tanışmış. Onlara ailemizden, başımıza gelenlerden bahsedince bir şekilde dayımızı bulmuş. Sonra kardeşim annemize haber gönderdi. Annem de Suriye'ye dayımı görmeye gitti. Merlemiler başlarda Akat ve Sümerlerden aldıkları çok tanrılı inançlara bağlıydı. Buna Kevakibun, Şemsi, Kamere gibi Mezopotamya dinleri de dahil. Tek tanrılı inançlarla tanışmaları sonucu Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'e çabuk uyum göstererek bu dinlere geçmişler. Dünyanın değişik coğrafyalarında üç ayrı dinden Merlemiler var. Onlar için semavi dinlerin hepsinde cemaati olan bir halk diyebiliriz. Biz köydeki herkes, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Süryani olsun, hepimiz aynıyız. Birbirimizden bir farkımız yok. Mahallemi köyleri içinde, hatta bu Mardin'deki köyler, Mardin dahil, şemsilere ait, yani güneşe tapanlara ait, hatta kamerilere ait, aya tapanlara ait, Hristiyanlığa ait ve Müslümanlığa ait yapıları içinde barındırıp günümüze taşıyan belki de tek yerleşim birimi. Bu yönüyle aslında Mehellemilerin ve bölge halklarının, özellikle Mehellemilerin ve Asuri Süryanilerin tarihten geçmişten bu yana geçirmiş olduğu dinsel evreleri bu köy içinde barındırmış, muhafaza etmiş. Yani şimdi kitaplarda diyor, evet eskiden işte güneşe taplıyordu, şemsilere ait tapınaklar vardı, şu vardı, bu vardı ama göremiyoruz. Ama bu köyde bunu görebiliyoruz. Bir nevi burası tarihin somutlaştığı bir açık hava alan müzesi gibi duruyor. Zaten aslında bu köy görülmeden, yaşanmadan bence ne Mehellemilik tam anlamıyla anlaşılabilir, ne Süryanilik anlaşılabilir. Çünkü burada o yazılan, çizilenler hala yaşanıyor. En önemli sebebi de herhalde bu olsa gerek. Küçükken ki o yaşantımız pratikte uygulayarak gördüğümüz, yaşadığımız şeylerin bugün devletler nezdinde teorik olarak hayata geçirilmek istenen fikirler olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. İşte birlikte yaşama kültürü, çok inançlı, çok dillilik, çok kültürlük. İşte bugünlerde profesörlerin makalelerinde devlet adamlarının ağzından düşürmedikleri bir ütopya gibi duruyor. Oysa ki biz 30 yıl öncesi, yani 30 yıl öncesi ve belki binlerce yıl biz o şu anda konuşulan, tartışılan o hedefi, ideali biz hayatımızda yaşıyorduk. Bir örnek vereyim. Örneğin bayramlarda, Müslüman bayramlarında Müslümanlar camiden çıktıktan sonra gider evlerinde, tabi camiden çıktıktan sonra ilk önce mezarlığı ziyaret ederlerdi, fatihalarını okurlardı. Yani bir nevi gider ölülerinin bayramlarını kutlarlardı. Ondan sonra evlerine gidip beklerlerdi. Kimi beklerlerdi? İlk önce Süryaniler, Hristiyanlar gelip kendilerini ziyaret ederlerdi, bayramlaşırlardı. Bütün Süryaniler Müslümanların bayramını kutladıktan sonra Müslümanlar bu sefer kalkarlardı, Müslümanların bayramlarını, kendi aralarında kutlarlardı. Aynı şekilde
Hristiyanların Noel, Paskalya bayramı olduğu zaman Hristiyanlar kiliseden çıktıktan sonra evlerine gidip Müslümanları beklerlerdi. Yani niye beklerlerdi? Hani bir hoşgörü diyeyim. Yani hani bugün zoraki kullandığımız hoşgörü kelimesi değil. Bir saygı, bir sevginin ifadesi. Yani biz işte Müslümanlar gelip bizi ziyaret etmeden biz kendi aramızda kendi bayramımızı kutlarsak sonra onlar gelip bizi evde bulmasa ayıp olur. İşte bir şey ikram etmemek için mi, bunlar bizi görmemek için mi acaba böyle yaptı diye düşünmemeleri için beklerlerdi. Müslümanlar gelip Hristiyanların bayramını kutladıktan sonra Hristiyanlar da kendi aralarında bu bayramlaşmayı sağlarlardı. Oraya gittiğimiz zaman mesela bakıyoruz kendi ibadetlerini ediyorlar. Biz bekliyoruz. Mesela bayramları oluyor. Özel dini bayramları oluyor. Biz bayramlarına gidiyoruz. Bizim özel bayramlarımız olduğu zaman eğer bazen gelmeseler de mutlaka telefon açıp bayramlarımızı kutluyorlar. Evet, biraz yaşlı insanlar, onlar şalvar giyiyorlar. Bayram giyimleri var, şalvar, yelek giyiyorlar, ceket giyiyorlar üzerinde. Şurada zincirlerini koyuyorlar, şöyle süslüyorlar kendini, bayram süslemesi. Örneğin kadınların o beyaz tülbenti. Yani bu birçok yerde yoktur. Mahallemiler bunu hem geleneksel kullanmıştır, hem dinsel bir form kazandırmıştır. Hazreti İsa'nın doğuşunun müjdelenmesi. Yani bizde bizim peygamberin doğumu neyse diğer peygamberlerin doğumu da öyledir. Yani eğer varsa bir kutsallık hepsi kutsaldır. Ama eğer yoksa hepsi sadece tamam peygamber olmanın yanı sıra insani özellikleri varsa bizim için yine hepsi aynıdır. Yani bu peygamber bu peygamberden üstündür anlayışı yoktur. Ama ilk peygamber, son peygamber vardır, sıralanış vardır. Bu bağlamda mahallemilerde Hazreti Meryem'in ismi çoktur. Hazreti Musa'nın ismi çoktur. Yani onlara binaen. Hazreti İsa'nın ismi çoktur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi çoktur. Ve belki de dünyada 2-3 milyar Müslümandan hiçbir topluluğun, hiçbir etnisitenin kutlamadığı bir Hazreti İsa'nın doğumunun kutlanması vardır mahallemilerde. Gerçi bu son yıllarda o bitmiş durumdadır ama bir 20-30 yıl öncesine kadar bayram havasında şu anda Süryaniler nasıl kutluyor idiyse tamamıyla mahallemiler de o şekilde kutluyordu. Yani yumurta boyamasından tutun işte basınbar dediğimiz baharın gelişi, Hazreti İsa'nın doğumu, bütün bunlar ile ilgili işte çörek de yapılıyordu, şeker de dağıtılıyordu. Bu bir tek mahallemilerde vardı. Hani dil ve din ikrarı dışında kimin Müslüman, kimin Hristiyan, kimin mahallemi, kimin Süryani, kimin Kürt olduğunu da anlayamazdınız. Çünkü ortaklaşmış bir kültür vardı köyde. Hem giyimde hem yaşantıda. Ama sadece işte Hristiyanı kendi kilisesine gider, Müslümanı camisine gider. Yani bir orada siz farklılığı görebilirdiniz. Yoksa giyimden, yaşam tarzından, konuşmadan fark edemezdiniz bunu. Bu yönüyle bütün köyde işte bölge dillerini çok akıcı da konuşabilmektedir. Çünkü ortak dil Kürtçeydi, Süryaniceydi, Mahallemi lehçesiydi, Arapçaydı. Bu yönüyle de hani bugün birçok üniversitede öğretilmeyen birkaç dili bu köy kendi bünyesinde bütün çocuklarına öğretiyordu. Mahallemi halkı Arapçanın Kıltu lehçesini kullanıyor. Süryani asıllı 20 dil bilen Sami dil bilimci Profesör Doktor Şabo Talay ve Ordinarius Profesör Otto Yastov'a göre Kıltu lehçesi Akatlar öncesine uzanıyor ve Akatça'dan birçok kelimeyi özgün haliyle günümüze kadar ulaştırıyor. Yani vala belki Allah. Gibi Kürtçe. Amzahvan bu vakti zaruk. Ben babnekum. Ya Arabi. Ya Arabi. Ma kan kitrabe debe. Bugün filologların ekserisi mahallemiceyi Arapçanın bir lehçesi olarak kabul etmektedir. Ama bazı filologların da şu tezleri var. Kendilerince tabii ispatları da var. Diyorlar ki
35 Arapça lehçe içinde Aramice'ye en yakın lehçedir. Tam tersini söyleyen filologlar var. İşte Aramice lehçeler içinde Arapça'ya en yakın lehçe diyenler var. Ben de bu yüzden diyorum ki, yani o veya bu olmak zorunda değil. Bizim kendi özgün bir lehçemiz var. Hatta dil diyenler var. O yüzden mahallemi, mahallemice tanımlamasını bu yönüyle daha doğru bulmaktayım. Ama üst dil grupları derseniz zaten Sami, Semitik dil grubuna bağlıdır. Hatta birçok tarihçi, filolog mahallemilerin Akadların torunu olduğunu söylemektedir. Ki Akadlardan sonra aslında bu Semitik ırklar ayrışmaya başlamıştır. Akadlar Sami dillerin ve Sami ırkların atasıydı. Akadlardan sonra İbraniler, Süryaniler, Araplar, Fenikeller artık ayrışmaya başladı diyeyim. Yoksa Akadlar döneminde hepsi birdi. Bu Akadların içinde Mahallemiler de yerini almaktaydı. Süryanice bilen, Aramice bilenlerin çoğu Mahallemice çok rahat konuşabilmektedir ve anlayabilmektedir. Hatta biz Mahallemiler Süryanice'nin belki %30'unu hiç bir çaba sarf etmeden öğrenebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ama diğer Arapça lehçeler için bu söylenemez. Hatta bazı Aramice lehçeler var ki mesela Suriye'de konuşulan bir Aramice lehçeyle burada konuşulan Süryanice lehçeler arasında dağlar kadar fark var. Ve o Aramice ile Süryanice lehçeyi karşılaştırdığınız zaman Mahallemi lehçesiyle buradaki Süryanice birbirine daha yakın duruyor. Türkiye'deki Mahallemilerin yerleşiminde Mahallemi-İt İl-Kübra ve Mahallemi-İt İl-Sura olarak adlandırılan iki büyük yerleşim bölgesi söz konusu. Mahallemi-İt İl-Kübra, tarihte Diyar-ı Rebia ismiyle meşhur, Diyarbakır, Muş, Siirt, Viranşehir, Amuda ve Musul içinde kalan alan. Bu büyük alanda demografik yapı bir hayli değiştiği için Mahallemi nüfusu ciddi bir oranda azalmış, bir kısmı asimile olarak Ermenileşmiş, bir kısmı Kürtleşmiş, bir kısmı da Süryanileşmiş. Mahallemi-İt İl-Sura ise Turabdin coğrafyası içindeki İdil, Hasankeyf, Savur, Mardin ve Nusaybin içinde kalan alan. Mahallemilerin Türkiye'deki nüfusu 800 bin civarında tahmin edilmektedir. Şu anda yerli halk olarak yaşadıkları yaklaşık 80 il, ilçe ve belde vardır Türkiye sınırları içinde. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda Suriye'ye, Irak'a ve Lübnan'a hatta İran'a çok göç verdi Mahallemiler. Tamamıyla ekonomik ve siyasal sebeplerden ötürü geç etmişlerdir. Birçoğu örneğin askerlik yapmamak için kaçmıştır. Birçoğu kıtlık, İkinci Dünya Savaşı'nda göç etmek zorunda bırakılmıştır. Ve bunların da bir kısmı Suriye'ye, bir kısmı Lübnan, İran, Irak'a yerleştikten sonra oradan da Avrupa ve Amerika kıtasına göç edenler olmuştur. Dünyadaki nüfusları 3 milyon civarında tahmin edilmektedir. Ve özellikle Lübnan, Suriye ve Musul'da, Almanya ve İsveç'te örgütlüdürler. Etkileri vardır. Tanınan, bilinen bir topluluktur. Mahallemilerin kökeni M.Ö. 12. 13. yüzyıldan itibaren Asur-Hitit çivi yazılarında sıkça görülen Göçebe Arami ırkına dayanıyor. Başka bir deyişle Ahlemeler Mahallemilerin ataları. Çivi yazılarında bu ahlemelerin kökeni gene M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Arabistan Yarımadası'ndan Kuzey Mezopotamya'ya göç eden Arami halkına dönüşüyor. Turabdin bölgesindeki ahlemelerin çok kere Asur egemenliğine karşı koydukları Asur ve Hitit belgelerinde yer alır. Ahleme isminin bir diğer anlamı da kardeşler topluluğu. Tarihte özellikle bu bölgede ve çevre bölgelerde Mahallemilerin çok büyük bir etkisi, rolü olmuştur. Yani bugün Mahallemilerin bu bölge halklarının bugüne ulaşmasında Mahallemilerin çok önemli bir rolü olmuştur. Örneğin İslam öncesi İran'la yapılan bir Zikar savaşı vardır. Zikar savaşında Fars ordusu, Sasani ordusu Mahallemilerin gerilla taktiği savaş yöntemiyle koskocaman Sasani İmparatorluğunu yenmişlerdir, mağlup etmişlerdir. Ki komutanların çoğu Mahallemi lakabıyla bitmektedir. Yine 750'li yıllarda Dahhakkays el-Muhallemi vardır. Bu
zalim Yusuf Haccac'a karşı baş kaldırır ve Musul, Mardin, Rakka'ya kadar oraları orada bağımsızlık ilan eder. Tabi zalimi Haccac'ın siyasi oyunları neticesinde bu yakalanır, zehirlenerek öldürülür. Ve tarih kitaplarında çok ciddi böyle muteber kaynaklarda daha Kaysel Muhallemi'nin 100 bin kişilik bir ordu topladığından söz eder. Mardin'in Kefertüse, şu anda Kızıltepe'ye bağlı Koçlu köyü var. Oralarda öldürülüyor. Şimdi 100 bin kişi o dönemde az değil ve şu anda işte kala kala 800 bin kişilik bir nüfusumuz kaldı, 60-70 köyümüz kaldı. O dönemde 100 bin kişilik ordu toplayıp Musul'u, Rakka'yı, Rakka bugün Halep'e yakın büyük bir şehir, ele geçirmek yani çok büyük bir olaydır. Sasanilerle savaşmak çok büyük bir olaydır. Yine Dara'da, Dara'yı yöneten bir yöneticilerden biri Sikkan el-Muhallemi ismindeydi. Bunlar da mevcut yönetimlerle ters düştüğü için özellikle o dönemdeki Emevi halifeleriyle, Abbasi halifeleriyle onlar da öldürülmüştür. Ondan sonra Muhallemiler daha çok işte meslek sıfatıyla tanınmaya başlamıştır. Çocuğunun babasının ismiyle mesela derler ya işte Araplar kullanıyor Ebu Ali falan. Muhallemi lakabını kullanmamaya başladılar. Çünkü potansiyel tehlike olarak görülmeye başladılar ve o kimliklerini gizlediler. Ama buna rağmen 1400'lü yıllarda yazılmış bir Hasan Kef Vakianemesi var. Şu anda ikinci cildi Viyana Kütüphanesi'nde. O Vakianamenin yaklaşık 4-5 sayfası hep Muhallemilerden söz eder. Siirt'te ve Mardin'de kurulu olan Muhallemi Emirliği'nden söz eder. Mesela Mardin'de o dönemde Midyat'ta burada Emir Mesud el-Muhallemi'den söz eder. Bunlar Eyyubilerle ittifak edip Artuklularla savaşmıştır. Yine Bagok Dağı'nda Kal'at-ül Muhallemiye denen bir kale var ki o kaleye hakim olan bu bölgeye hakim oluyordu. Ve Muhallemi ismiyle kurulmuş bir kaleydi. Mardin Kalesi'nin işte Hamdanilerle beraber Muhallemilerin beraber kurduğundan söz ediyor tarih kitapları. Son 1920'lere kadar yine bu Turabdin'e hükmeden Muhallemi emirliği vardı. Bismil'in köylerine kadar, Nusaybin'e kadar, İdil'e kadar bütün bu bölgeden Muhallemi emirliği sorumluydu. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise Osmanlı'ya vergi ödüyordu. Sonra Osmanlı'yla, İttihat Terakki'yle araları bozuldu. Yakaladıkları bütün hanedanı öldürdüler. Kılıçtan geçirdiler. Şu anda var, torunları hala yaşıyor. Çivi yazısı metinlere göre Aleme sözcüğü, Asurlar tarafından her ne kadar bir aşağılama deyimi olarak kullanılmışsa da, Ahlemeler bu adı başka türlü yorumlamış, saymış, sevmiş ve galiba manasındaki asalet, azamet ve gurur özelliğini görmüşler ki, bu isimle çağrılmayı kabullenerek kimliklerini, orijinal isimlerini tüm tarih süreçlerine rağmen bugüne kadar koruyabilmişler. İşin ilginç yanı, adlarını ve kimliklerini, ne Hristiyanlıkta ne de Müslümanlıkta kaybetmişler. Bu köyün ve biraz da Muhallemilerin yine kendine ait bir özgünlüğü var. Örneğin 1915 olaylarında henüz resmi anlamda tam o emir verilmeden önce çevre köylerden aşiretler geliyor. Bu köye burada Hristiyan, Süryani olduğunu öğreniyorlar, saldırıyorlar. Ama Müslüman köylüler buna izin vermiyor. Hatta o gelen işgalci diyelim güçler diyorlar ki Müslümanlar kendi damlarına beyaz bayrak, beyaz bir bez asınlar. Biz Müslümanlara karışmayacağız, bu Hristiyanları yok edeceğiz vesaire. Mallarına, mülklerine el koyacağız. Köyün ileri gelen Müslüman köylüleri kabul etmiyor ve Hristiyanları diyor ki biz sizi beraber savunacağız. Yani sonuna kadar beraberiz dediler. Ve çatışma başlıyor. Çatışma başlayınca onların ilk ateşi sonucu iki insan ölüyor. Bir kadınla bir çocuk ölüyor köy meydanında. Ondan sonra Müslümanlar toparlanınca bunlardan 7-8 kişi öldürüyorlar. Ve sonra birilerini de yaralı yakalıyorlar. O biri de itiraf ediyor hangi aşiret olduğunu. O şekilde kaçıyorlar. Kaçıyorlar, bir hafta sonra diyorlar ki bu sefer o 1915 soykırımı,
bir resmiyet kazanıyor. Ve İttihat Terakki güçleri de buna dahil olunca o aşiret bu sefer yine bu köye saldırıyor. Yani bu sefer arkasında bir askeri güç de var. Ve 85 insana yakın insanı öldürdükleri söyleniyor burada. Ve o dönemde onlarla savaşan Müslümanlara da büyük eziyetler yapıyorlar, işkenceler yapıyorlar. Siz işte geçen hafta bize bunu yapmıştınız, bizim adamlarımızı öldürmüştünüz diye. Müslümanlar her şeye rağmen hala tanıkları var. Kuyularda ve mağaralarda saklıyorlar Hristiyan köylüleri. Belli bir müddet sakladıktan sonra bir gece vakti işte Hristiyanlar için korunaklı bir Enhel köyü var, bir de Einwert. Oraya gece vakti gizlice kaçırıyorlar. Bunu yani Hristiyanlar da itiraf ediyor bu anlamda. Hiçbir şekilde bu Müslüman köylüler Hristiyanlara dokunmamıştır. Tam tersine korumuştur hayatları pahasına. En son Einwert'e sığınan son Süryaniler ise yine bir mehallemi şeyhi alimi olan Şeyh Fethullah. Aynkaflı, diğer ismi Kayapınar. O Şeyh Fethullah'ın girişimleriyle geriye kalan Süryaniler de kurtarılmış oluyor. Ve şu anda neredeyse birçok Süryani evinde ve kilisede, manastırda Şeyh Fethullah'ın resmi onların din büyüklerinin yanında yer almaktadır. Şeyh Fethullah araya girdikten sonra yanılmıyorsam bir 3 ay falan sürdü bu kuşatma falan. 3 ay içinde geri dönüyorlar. Zaten bu köyle herhangi bir hani kan davaları ya da bir öldürme olayı olmadığı için hemen ilk dönenler de onlardır. Yani bütün malları mülklerine de olduğu gibi duruyordu çünkü korunuyordu. Ahlemelerin 3000 yıl önce yaşadığı yer olan Matahleme, Mehlemilerin yeri ve yurdu olmuş. Ve şu ana kadar Mehlemiye adıyla biliniyor. Bu vesileyle Ahlemelerin devamı olan Mehlemilerin orijinal isimlerini koruyan antik halklardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Tarih boyunca çeşitli din, kültür ve egemenlik değiştiren Mehlemilerin tüm bu tarihi aşamalara rağmen kimliklerini, isimlerini ve yurtlarını korumaları büyük bir şans. 20-30 yıl öncesine kadar, 30 yıl öncesine kadar diyeyim, ekseriyeti, neredeyse tamamı hayvancılık ve ziraatle uğraşıyordu. Ama işte gelişen dünya şartları, teknolojinin de böyle bastırmasıyla özellikle Türkiye'de batıya göçler başlamıştır. Devlet kapısını da duranlar olmuştur. Ve birçoğu memur olduğu gibi birçoğu da esnaf olmuştur. Şu anda tarımla ve ziraatle uğraşanlar sadece kırsal kesimde olanlardır ve onlar da karın tokluğuna çalışıyor. Arı besliyorum. Yani en azından bu 30 yıldır benim yaşım, yani 20 yaşlarında arılara biraz şeyim vardı, yani onları besledim. Bazen 100 kovan da oluyordu. Biliyorsunuz onlardan ölüyor da. Çünkü biz onlara şeker, mekar, herhangi bir katkı vermiyoruz. Şu fenniler gibi. O diğer fenniler veriyorlar katkılar. Biz çiftçiyiz. Tarlalarımız vardır, üzümümüz var. Dediğim gibi mercimek ekiyoruz, buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz, nohut ekiyoruz, kavun ekiyoruz. İşte her bir şeyden biraz geliyor, ondan şeyimizi alıyoruz. Eğer mevsim güzel gelirse, en azından yani arı başı 3 kilo veriyor, 4 kilo, 2 kilo. Tabii kovana göre. Ama sandık olursa, sandık belki 5-6 kilo verir. Sandık olursa. Tabii onları da biraz sağa sola kaydıracaksınız. Ama burada olduğu için bizim yanımızda Temmuz ayı geçtikten sonra burada hemen hemen bütün onların yemekleri, çiçekler, miçek bir şey kalmıyor. Tabii sıcak vuruyor, basıyor. O zaman onlar da biraz yani bal zamanıdır. Nasıl bir insan kendi evini temizliyor, yani makineyle ise, süpürgeyle ise, neyse olsa, onlar da çok öyle çizdiler yani. Onların altını tertemiz yapıyorlar. Herkes de biraz beceremiyor. Bunların kovaları da yani rahat değil.
Eğer bıraksalar kovalara yani toprak getirmek lazımdır, çamur yapmak lazımdır onları öyle. Taş işlemelerde, evin üstündeki o taş işlemelerde genelde Müslümanlar hilali kullanır, mahallemiler. Hilalin yanında ayla güneşi de kullandıkları ve çiçek, bitkisel motifleri kullandığı göze çarpmaktadır. Süryanilerde ise bundan farklı olarak, bunlar ortak olmakla beraber hilal hariç, haç kullanırlar. Haçın yanında işte yıldıza ağırlık verirler. Asur bayrağında yer alan bir yıldız şekli vardır. Zaten mezarlıktaki yazılar hepsi Arapça. Bunun yanında özellikle bitkisel motifler var ve yine dediğim gibi ay, güneş vardır. Hatta bazı mezarlık taşlarında kılıç resmi vardır. Belki o kendini korumak zorunda olmanın ya da biraz da kendini korumanın, savaşmanın zorunlu olduğu hallerin gerektirdiği şekilde belki de ona da çok yer verilmiştir ki ben görüyorum. Yani o motiflerden sonra en çok kullanılan kılıç motifi vardır. Süryanilerde ise ben görüyorum bazen resimler koyuyorlar. Mesela bizde resim yok. Yani resime karşı bir mesafe vardır. Ama Asurilerde, Süryanilerde resmin yanı sıra yine onlarda da özellikle yıldızı görebiliyoruz. Onlar nahittiler. Nahit ama onlar dağ taşları, yani biz diyoruz korba taşları. Taşların kesmesi özelliği var, yani şey yoktur. Kaya sağlam olursa bile, hukuk olmazsa bazen yerleri olmuyorlar zaten. Bunlar da madeni iyidir, maden yeri. Bilinen en meşhur mihellemi yapısı Mardin Kalesi. Mardin'deki Hisnul Ersem'in bir adının da Kelit Mehellemi oluşu, bu yapının da mehellemilerce yapıldığını gösterir. Birisi bir kız kaçırdı. Parmağın zamanında, seferberlik zamanında böyle yaptılar bizim başımızda. Kimlerden? Kimlerden? Bir Müslüman bir kızı falanlardan kaçırdı. Süryanilerden kızı, Havabilerin eşi kızı. Kaçırdılar, yanına gittiler. Ha. Sonra tartışma köyden oldu. Gittiler değil mi? Yok, gittiler. Sonra tartışma oldu. Bize şikayet etmişler. O zaman biz küçük idik. Babamız, akrabalarımız hapse koymuşlar. Sizin aileden biri miydi? Ha, bizim aile bunların yegeni. Bizim amcamlarım. Allah onu belafiş versin. Mahallemiler kendi aralarında genelde kız alıp verir. Yani bu önemli bir vurgudur, önemli bir özelliktir. Belki de asimilasyona karşı şu ana kadar belki dayanmamızın sebeplerinden biridir. Yani bir mahallemi gidip farklı bir mahallemi köyünden kız istediği zaman sadece sorarlar işte bu aile nasıldır. Ama başka bir etnisiteden birileri gelip istedi mi orada bir sur vardır, bir sed vardır. Yani aile ne kadar da iyi olsa yabancı olmasının getirdiği dezavantajlar vardır. Dolayısıyla mahallemiler burada A köyü, B köyünü kendinden bilir. Yani bir büyük aile gibidir mahallemi köyleri. Bir düğünler olurdu, çıkıp düğün yapıyorlardı. Kadın erkek düğün şey gittiler diyorlardı mıtırp. Mesela o kemençe çalan gelip çalıyordu, oynuyorlardı. Güzel bayramlarda zaten düğünlerde oluyor, düğün yapıyorduk. O biraz o düğünler biraz kalktı. Yetiştiremiyorlar herhalde, demek ki öyle. Eğlence var yani. Eğlence de yapıyorlar. Güzel giyimler giyiyorlar. Kapalı giyiyorlardı. Şimdi de artık kimse bakmıyor. Kapalı giyinen kapalı giyer. Açık mesela açık giyen de bazı. Şimdi yeni kızlarımız biliyorsunuz artık. Bazı kızlarımız artık hem açık giyiyor. Bazıları şey yapıyor. Aşarp özel. Şimdi bizim benim hanım kapalı. Özel aşarpları var. Şey yapıyorlar böyle. Harez diyorlar ona. Bir kişi atı tutuyordu. İki tane bayan da gelini tutuyorlardı. Ondan sonra önde halk müzikle beraber eğlence yapıyorlardı. Tam
eve gelince, yani damadın evin önünde şey vardı, testi getiriyorlardı. Testinin içinde para dolduruyorlardı. Şudur, karışık dolduruyorlardı. Damada veriyor, damada da para veriyorlardı. Damadın üzerinde, o damın üzerinde çıkıyordu. Tam gelin geliyordu. Hem gelin testiyi kırıyordu. Paramparça oluyordu. Ondan sonra çocuklar hücum ediyordu. O parayı topluyordu. Testi kırılması, yani bu şans getirir. Ondan sonra ölünceye kadar bir yastıkta yaşanmasını istenir. Onun da bir anlamı budur. İnşallah bir daha, yani o testi kırıldı gitti, bir daha kopmamak şartıyla. Onun da bir anlamı var. Damadın da dama çıkıp para atması da, yani demek her şey benim için önemli değil, benim için gelinim geldi diye. O çocuklar da seviniyordu, koşuyorlardı, para kaçırıyorlardı. Çamurun içinde ben hatırlıyordum. Çamurun içinde para çıkarıyorduk. O kadar zevk alıyorduk yani o zaman. Eskiden bakın şarpa alıyorlardı. Bu aşarp var ya. Mesela 100 tane aşarp. O 100 tane aşarp 100 tane köye gönderiliyordu. Mesela diyelim Derzbine köyüne bir aşarp gönderdim. O köyü komple davet ettim demek. Muhtarına. Mesela Kayapınar'a bir aşarp gönderiyorduk. Yani her eve değil. Muhtara gönderiyor. O da diyordu arkadaş mesela Halil Şavli işte düğünüdür falan falan gün bize aşarp göndermiş. Aşarp anlamı çoktur yani herkes gelmesi lazım. O şekilde büyük düğünler oldu. O zaman Doğu Zırna'ydı. Yemek kültürümüzde özellikle bu içli köftedir, şembusek, şam böreği dedikleri, işte salamura et dedikleri bunlar biz mahallemilerde çok tercih edilen, çok sevilen kültürel yemeklerdir. Ama bakıyoruz ki tabii biz burada Kürtlerle ve Süryanilerle de yaşadığımız için artık onlar da yapıyor. Ya da şimdi bazen onlar diyor bunlar bizim kültür, biz diyoruz bizim kültür ama neticede biz biliyoruz ki bu bölgeye ait bir kültürdür. Birçok özgünlük de zamanla aslında bütün topluma mal edildiği için ortaklaşmıştır. Yani bu bize ait ya da onlara ait diyemiyoruz. Çünkü çıkış noktasını bilmek lazım, başlangıcını bilmek lazım. Ama gerçekten ben hep 30 yıl öncesi diyorum, çocukluğumu çok iyi hatırlıyorum. Çok belirgin ayrılıklar vardı. Yani giyimde, yani mesela siz Midyat şehir içine girdiğiniz zaman giyimden hangi kadının Ezidi, hangi kadının Süryani, hangi kadının Muhallemi, hangi kadının Kürt olduğunu giyimden 100 metre, 500 metre öteden bilirdiniz. Şu anda o bitmiş durumda. Kimin hangi dinden, hangi dilden olduğunu giyimine bakarak ya da simasına bakarak anlayamazsınız. Mesela Ezidiler hep dövme yapardı Ezidiler. Yani o en belirgin farklılıklarıydı. Onun dışında tabii genelde beyaz giyinirlerdi. İşte Süryani kadınlar, özellikle kadınlarda bu farklılık vardı. Erkeklerde aşağı yukarı giyim aynıydı. Belki de şundan kaynaklanıyordu. O kılık kıyafet devriminin de negatif anlamda etkileri olmuştur. Bizim hatırladığımız yılları söylüyorum. Bütün erkekler neredeyse şapka, şalvar falan takıyordu. Dolayısıyla bir tek tipleştirme vardı yine. Ama kadınlarda o yoktu. En azından hani şapka devrimi yoktu kadınlar için. Kılık kıyafet pek onlara yansımadı. Dolayısıyla özgün yapılarını koruyabildiler. Evli kadınlar beyaz tülbent üzerine siyah bir şal gibi bir bağlama bağlarlardı. Ve uzun fistan giyerlerdi. Fistanın üzerine bir önlük vardı. Bu şekilde ve o beyaz tülben de siyah başlık evliliğin, evli olmanın bir alametiydi. Evli olmayan kadınlar ise, bayanlar ise bir eşalp takardı. Eşalplı olan hemen anlaşılır ki bu evli değil. Yani bu biraz da Süryanilerde de aslında vardı. Akşam üzeri yani o zaman büyüklerimiz otururlardı. Her gün köyde, her gün bir eve gidiyorlardı. Orada hikaye, masal anlatan özel kişiler vardı. Ben hatırlıyordum, çocuktum. Özel kişiler çok güzel hikayeler anlatıyordu. Sanki film gerçek. Oturmuşsunuz, izliyorsunuz. O kadar güzel, o kadar yağlıyor. O kadar yani sanki gerçek önümüzde.
anlatıyor bir hikayeyi, ben hatırlıyordum, tam bir ay bitti. Melek Sayf. Mesela eskiden bizim kültürümüz, bizim mahallemice diyorlar Melek Sayf, Ziru Kuleyb. Bunlar çok uzun hikayelerdir ve gerçek yaşanmış hikayelerdir. Happy.